Saygıdeğer izleyenler, yangının bir sorumsuz vatandaş tarafından dün saat 5 gibi 17 gibi 23 Aralık 17 sularında başladığı yerden yine devam ettiği Kadılar Mahallesi'nin bir bölümündeyiz. Burada henüz daha rüzgarın da etkisiyle yeni söndürülmüş ama yangın daha devam ediyor burada. Bir de arı kolonisi var. Buralara da uzamış ve sıçramış, zarar vermiş saygıdeğer izleyenler. Rüzgar sert esiyor. Dünden beri zaten ülke genelinde olduğu gibi Ünye Orman İşletmesi de saat başı ve belli aralıklarla insanlarımızı, sorumlu insanlarımızı, vatandaşlarımızı yangına karşı uyarmasına rağmen yaşanmış bir sorumsuzluk sonucu halen daha buralarda ince ufaktan devam ediyor. Ama buna yangın diyemeyiz. Sönmüş vaziyette. Tabii ulaşılması da zor yerler saygıdeğer izleyenler. Yüce Allah büyük felaketlerden korusun diyoruz. Şu anda söyleyeceklerimiz bu kadar. Daha detaylı yangın yerine geçtiğimizde detaylı bilgi sizlere aktaracağız. Saygılarımızla. Saygıdeğer izleyenler, Kadılar Mahallesi'nde dün saat 17 sularında başlayıp da rüzgarın da etkisiyle ormanla iç içe olan fundalıklara sıçramış olan yangın, ekranda izlediğiniz gibi fındık bahçeleriyle orman iç içe olduğu için tabanda oluşan yapraklardan dolayı ağaçlara fazla zarar vermemekle birlikte fındık bahçelerini de yakmış. Bu arada kameraman kardeşim şöyle uzakları da gösterebilirse ki inanıyorum gösterecektir. Buralardan yukarıya doğru. Bu arada bu Kadılar Köyü'nde, Kadılar Mahallesi'nden olaya gecede olsa denk gelmiş bir vatandaşımız var. Siz bu olayın, yangının çıkışı ile ilgili bilgi sahibi misiniz? Hayır, yoksa değil. Yanarken de gördünüz mü? Yanarken karşı biri gördük. Gördük. Evet. İtfaiyeler müdahale ederken tabii gördünüz. Ki, tabii ki gördük. İtfaiyeler geldi. Şu anda sönmüş vaziyette mi? Sönmüş vaziyette. Şu an sizin isminizi ismim Ali Ordulu. Ali Ordulu. Evet. Geçmiş olsun. Teşekkür size. Teşekkür ederiz. Herhalde yer sahibi de geldi şu an. Yer sahibi kardeşimiz de geldi. Merhaba, hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Bu arada siz ne kadar bilgi sahibisiniz? Bu abi ben felaketle geldim. İlgili olarak. Ben bu sabah geldim İstanbul'dan. Uşak'tan geldim. Yangını duydum geldim. Geçmiş olsun. Benim esas yanan bahçe aşağıda. Yani bunlar ne ki? Yangının başladığı yer mi? Evet aşağıda. Yani benim bahçe yanarak buraya ormanlara sıçramış. Şimdi ormanla gelmiş. Fındık bahçeniz iç içe herhalde burada. Evet. Belli oluyor. Ama sizi tekrar tanıyarak gelelim. Ben ismim Halil Öztürk. Halil Öztürk. Tekrar geçmiş olsun Halil Bey. Yani bunlar da benim buradan ta aşağıya kadar. Sizin. Evet ama benim esas aşağıda bahçe yanarak böyle ormana girmiş ateş işte. Orman kıyısındaki bahçeleri de yakarak böyle gitmiş. Ama esas esas benim aşağıda yanan bahçe. Yani buraları görelim. Ne yani. Kadar bir arazim var aşağıda? Tamamı toplamı ne kadar? Tamamı... Kaç dönüm? Şu an dönüm olarak 86 dönüm. 86 burası. Dönüm. Ha, buradan aşağısı. Ne kadar aşağıya yanmıştır kadar. Diyorsunuz bu geceki felaketle? Şimdi 86 dönüm buradan aşağısı. 21 dönümde bu tarafı var ayrı 100, tapu. 127 ha. Dönümlük bir yer. Yani %50 gibi diyeyim yani. 86, 100 küsür dönümlük yer. Evet. Tamam. Tekrar geçmiş olsun. Siz gelene kadar yangın sönmüş herhalde. Evet, sabaha karşı söndürmüşlerdi. Siz de sosyal medya üzerinden öğrendiniz. Yok, veya telefon geldi. Telefon geldi. Ha, amca çocuklarım buradan, enişten falan telefon ettiler. Şimdi malumunuz yani. Herkes de cep telefonu olduğu evet. için. Tabii tabii ondan herkes da. Herkes bir yerlerden evet. alıyor. Bilgi evet. kirliliği de var. Evet. Kamuoyunda Ünye Orman İşletmesi'ne ait Kadılar ve Üçpınar tarafındaki ormanlardan 100 dönümün üzerinde arazi yandı şeklindeydi ama öyle değil. Tabii ki yangın felaketini Yüce Allah ne insanoğluna de insan dostu canlılara yaşatmasın. Bunu hiçbir canlı olarak istemiyoruz. Ama olduğu zamanda da önlemini alabilmek için mutlaka çalışmalıyız. Hepimiz diyoruz.
Ya çalışmalıyız da yani bu şimdi tam olarak bilinçli gibi bir şey değil yani. Yok. Benim komşum orada aşağıdaki komşu bahçe sahibim orada çalışma yaparmış rüzgar, dünkü rüzgara. Soy ismi Erdem diyorlar. Ha, Mustafa Erdem diye. Evet. O kendisi ya zaten şu üstü benim. Kefin altı onun. Orada pislik yapmış. Kardeşim o rüzgara burada pislik yanar mı? Halbuki dün. Dünkü o rüzgara yani. Dünyanın hissetmesi ülke genelinde olduğu ben gibi. Evet. Saat başı anons yapılıyor. Yani hakikaten vicdanı sızlar insanın. Ben şehirdeydim anons yapılıyor. Saat başı anons yaptırıyorlar ya. Evet saygıdeğer izleyenler. İstersen. Olacağı. Bahçeye inelim. Usta, bahçeye inelim. Görelim. Tamam. Ama saygılar sunuyoruz. Ya. Rüzgar çok sert saygıdeğer izleyenler. Yüce Allah iyi ki söndürdü şu anda. Yangın sönmüş vaziyette ama tabii biz sizlere yanan yerleri göstermek istiyoruz. Öyle sosyal medyada abartıldığı kadar da yüz dönümlük bir ormanlık alan yandı gibi laflara da kanmayalım. Şimdi ben şöyle söyleyeyim, kanmayalım derken inelim aşağıya yüz dönümlük yeri görelim. Yani orman arazisi mi fındıklık mı? Karışık. Yani esas arazi aşağıda. Senin tamam. Dediğin arazi. Tamam, orayı görelim yani. Hadi görelim. Eline bakıyorum. Saygıdeğer izleyenler, yangın felaketinin başladığı yerden yaklaşık 2-2,5 ya da 3 kilometrelik bir mesafedeyiz. Rüzgarın da etkisiyle tabandan hızla devam eden yangın halen daha rüzgar müthiş şekilde devam ediyor. Allah'tan sönmüş ya da söndürülmüş vaziyette ama tabii ki yangın tabii afetlerden bir tanesi. Hiç kimse hiçbirimiz istemiyoruz, istemeyiz de Yüce Allah beterinden korusun diyoruz. Saygıdeğer izleyenler. Yine olay mahallinden sizlere televizyon ya da sosyal medya aracılığıyla şu kadar orman yandı, kül oldu şeklindeki düşünceleri sizin yorumlarınıza bırakmak üzere olay yerindeyiz. Olay yerindeyiz. Rüzgar halen daha sert bir şekilde esmeye devam ediyor ve bu arada orman ile iç içe olan fundalık bahçelerinin de yangından etkilendiğini görüyoruz ama ürün vermelerine ne kadar olumsuz etki yapar bu da bu işte istigal eden yetkililerin işidir diyoruz. Yüce Allah tekrar söylüyoruz. Hele de şu anda içinde bulunduğumuz mevsim gereği rüzgarların sert esmesi sebebiyle bu ve benzeri felaketlerden tüm Ünye'yi, ülkeyi ve hatta dünyayı ve insanları hatta insan dostu canlıları korusun diyoruz. Saygıdeğer izleyenler, yangın alanındayız. Kadılar Mahallesi, Üçpınar Ortak Yerleşim, Eğribeşe Mahallesi'ymiş burası. Ve Halil Öztürk. Kendisine ait tapulu alan üzerindeyiz. Evet, hem orman... Hem de fındıklık bahçesinin sahibi olayı duyar duymaz İstanbul'dan geldiğini söyleyen benim, kardeşimiz. Fidanlık yani ormandan ziyade. Ben fidanlık olarak bıraktım burayı. Evet. Aşağı kısmı bahçe. Bahçeden buraya çıkmış yangın. Evet. Daha aşağıya inip bakacağız. İsmini tekrar alalım. İsmim bizim. Halil Öztürk. Halil Öztürk kardeşimiz. Yiğitler Köyü Eğrimeşe Mahallesi'nde. Eğrimeşe Mahallesi'nde. Evet yani biz kamuoyunda... Şöyle bir ifade kullanıldı. Yüz dönümün üzerinde arazi zarar gördü bu dünkü saat 5'te çıkan sorumsuz bir vatandaşın benzin dökerek çıkarttığı evet. iddia edilen orman yangınından yüz dönümden fazla bir arazi ve ormanlık alan ve buna da fındıklığımız dahil, fındıklıklar dahil zarar gördü deniliyor ama biz... Anonsu yaparken ilk başlangıcında
böyle yüz dönümlük bir arazi görünmüyor dedik ama tabii içeriye girdikçe şimdi burası çok büyük bir alanın rüzgarın etkisiyle burası, çok seri bir çekimde. Burası 86 dönüm tek tapu. Tamam, ona girmeyelim. Ona gerek yok. Öbür taraf. Ona gerek yok. Burası. Bu arada şunu söyleyelim. Evet. Saygıdeğer dostlar. Şimdi buraya olay haber alır almaz gelip de müdahale edilmesi de önemli. Evet. Aldığımız bilgi orman işletme ve jandarma işbirliğiyle evet. Çalışma sabah saat 5'e kadar devam etmiş ve şu anda durmuş vaziyette. Evet. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Siz takriben böyle tam ne kadar zarar var diyorsunuz? Ne kadar bir alan yangında zarar görmüştür? Şimdi zaten siz de görüyorsunuz. Öyle değilsin diyor. Sen arazinin miktarını biliyorsun. Benim 5, 10, 20, 30 kaç dönümdür? Benim arazimin şu anda %70'i zarar görmüş. %70'i. Evet. 80 dönümlük arazinin %70'i sade buranın zarar görmüştür. Tamam. Geçmiş olsun kardeşim. Aşağıya da inelim. Felaketi Allah kimseye yaşatmamış. Aşağı bahçeyi de görelim. Aşağı tamam inelim. Mesele sizlerin yaşadığı olumsuzluğu ünye ve ülke kamuoyu ile paylaşmaktı. Evet. Tamam. Buradan da bu kadar. Saygıdeğer izleyenler. Buyur müdürüm. Yangın mahallini gezmeye devam ediyoruz. Olayın bizatihi tanıklarından ziyade olaya sebep olan yaklaşık 53 yaşlarındaki kardeşimize her kim nasıl akıl verdiyse sen fundalık yapacağım diye burayı açma, ceviz dikeceğim, devlet cevize teşvik veriyor düşüncesiyle kandır ve kandırılan adam 23 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 5'e kadar kestiği ağaçları, ormandan kestiği ağaçları kendince depolamış bir tarafa, uçlarından çıkan parçaları da normalde yakmaya kalkmış, yakamadığı için iddiaya göre benzin dökerek tekrar ateşlemiş ve bugünkü felaketi temelini atmıştır. Burada gelin kardeşim bakayım buraya. Bu olayın canlı tanığı mısın sen? Evet. Bir de senin ağzından duyalım. Önce seni bir tanıyalım bakalım. Benim adım Anlattıklarım doğru mu benim? Doğrudur. Şener Dağdelen. Buyur Şener Dağdelen. Kadılarköy Tığnıt Mahallesi'nde oturuyorum. Evet. Ceviz dikmek için açtığı ormandan ateşi kaçtı. Kendisi kaçtı. Komple bu mühitleri yaktı. Evet. Şimdi yok, fındık olmuyor, taş. Yok, kayalı. Fark etmez orası. Kayalı. Ne dikerse diksin. Kayalı. Dünden beri anons yapılıyor. Evet. Belediye anons yapılıyor. Evet. Buradan orman işletme anons yapıyor. Evet. İster fındık diksin, isterse batlıcan diksin. Mesele dikmek değil. Bu rüzgarın eşiğinde evet. Orada ateşi yakmaktır. Evet. Sonra herkes de söyledi. Ateş yakma, yangın çıkarırsın diyerekten herkes söyledi. Onları galeye almadılar. Galeye almadı. Sonuçta evet. Ne kadar zarar verdi abi buraya? Abi buraya 1000 dönüm vardır. Komple öbür taraftan ayrı bu şekilde vardır. Şimdi yer yer tabii ki saygıdeğer izleyenler şimdi sönmüş yetkililerin müdahalesiyle evet. Dün bu sabah saat 5'e kadar evet. Yapılan mücadele sonunda orman yangın söndürülmüş. Evet. Ama tabii ortaya çıkan evet. Bir gerçek var. Her tarafı yakmış. Evet. Ormanlık alanda fındık bahçesiyle işçi olduğu için vatandaşlar bu alanın sahipleri 1000 dönüm dediniz ama tabii 1000 dönüm var. Büyük bir rakam. Büyük. Ta ileriye doğru var. Her ta taraf, evin başından. Kameraman kardeşim şöyle yükseklere doğru da çevreyi tararsanız evet. Tararsanız bulunduğumuz yerin ne kadar felakete ev sahipliği yaptığını aşağı yukarı görmüş oluruz. Çünkü buraya doğru da var. Tamam. Detayını evet. Söylemeye gerek yok. Zaten yapacağı kadar zararı vermiş. Dün saat 5'ten sabah 5'e kadar. Evet. 12 saatte müdahaleye rağmen rüzgarın da etkisiyle tabandaki yaprakların da rüzgarla sıçraması sonucu buraya kadar gelmiş. Evet. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Hem Üçpınar Mahallesi'ne, hem Kadılar Köyü'ne, hem Kadılar Köyü ve Üçpınar Mahallesi sakinlerine, dolayısıyla da
Biz insanlarla birlikte yaşayan, insan dostu, arazide bizlerin can dostu evet. olan canlılara tekrar geçmiş olsun. Duydunuz mu herhangi bir canlının yangından etkilenip de öldüğünü falan? Yok, şu an duymadım. İnşallah yoktur diyor. Yoktur diyor. İnsanımıza zarar gelmedi. Yok. Her zaman söyleriz. Mal yeniden elde edilir ama can gelmiyor evet. yerine. Evet. Tekrar saygılar sunuyoruz saygıdeğer izleyenler. Allah tüm ülkemizi ve dünyamızla birlikte insanlarımızı, insan dostlarını bu ve benzeri tabii afetlerden, felaketlerden korusun. Ama akıl da bunlar için, evet. bu ve benzeri olumsuzluklar için önlem almayı gerektiriyor. Evet. Seçerken, atarken de bu minval üzere yaşayalım diyor. Saygılar sunuyoruz efendim.